Biz de onları konuşalım. Şöyle bir e, genel hikaye üzerinden başlamak isterim. E, ne oluyor bu piyasaya sorusu bence son dönemlerin en güzel sorusu. Hatta o soruların içerisinde daha da özel, daha da önemli olanı ne oluyor bu bankalara sorusu. Bankalara bir bakıyorum tamam bir bakıyorum deyip, bir bakıyorum tamam bir bakıyorum deyip o kadar ciddi bir e, salınım da hakikaten insanı e, yoruyor. Bu tip yorgunluğu da en fazla çekenlerden biri karşınızdaki bu adam. Çünkü bu adam bir de üstüne üstlük NDF ile uğraşıyor. Evet şöyle bir piyasa yorgun musun? Yani doğal olarak bir miktar yorgunuz yani piyasa yorgunluğu var. Ama sorun değil alışık olduğumuz bir şey. E ne oluyor aslında e, yani biz Temmuz ayında banka ağırlığımızı ciddi şekilde arttırmıştık. Yani bankaların ucuz olduğunu hep anlatıyorduk konuşuyorduk. Evet. Gelen bilançolar bunu gösterdiği üzerine anlattık. Sonrasında da bir banka rallisi başladı. Ama ralli istediğimiz gibi olmadı. Aksine e, böyle göz yumulan bir e, spekülasyon, hatta belki manipülasyon diyebileceğimiz bir seviyeye geldi ve Viyop öncülüğünde e, işte bir iki aracı kurumun kontratları e, tavanlayarak başlattı ve sonrasında bunun spot piyasaya dayıldı. Aslında kamu bankaları özelinde başlayan ve özel bankalara da süren bir hareket. Kamu bankaları tabii çok daha fazla yükseldi özellere göre baktığımızda. Orada tabii takasın daha toplu olması, e, hisselerin büyük oranda işte varlık fonunun altında olması e, gibi etkenler de var. Ve ciddi şekilde yükselen bir piyasa gördük. Tabii her bu kadar hızlı yükselen piyasanın maalesef acıda bir düşüşü oluyor. Yani bu konuda da zaten e, önceki yayınlarda da uyarıları yapmıştık. E, nitekim öyle oldu yani benzer şekilde ben birazcık daha uzun sürmesini bekliyordum açıkçası onu da söyleyeyim yani çünkü o kadar güçlü bir momentumla ilerliyordu ki piyasa her gün tavan 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 ve e, ciddi şekilde de hisse toplanmıştı yani mal toplanmıştı biraz daha sürmesini bekliyordum açıkçası ama e, Salı günü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, sosyal konut projesini açıkladığında Önce işte çimento ve GYO şirketleriyle ki burada emlak konut ve ziraat gayri yani gene e, kamu şirketleriyle başlayan Hı. bir düşüş hareketi oldu. Tabi bu beklenene al gerçekleşeni sat hikayesinden başka bir şey değil orada oluşan şey. Yani günlerdir zaten çimentocular GYO'lar hareketliydi bu sosyal konut projesi konusu yüzünden. E, onların satışıyla başlayıp sonra bir panik havasına dönüşüp bankalarla devam eden ve bankaların taban olmasıyla biten bir gün oldu. Tabi sadece bankalar Hı. değil hisselerde salı günü bundan etkilendi. Ama çarşamba ve perşembe günü yani dün ve bugün hareket tamamen bankalarda kaldı. Yani düşüş hareketi bankalarda kaldı. E, Geneli yayılmadı. Bu da adil geliyor bana çünkü zaten yükselişin olduğu süreçte de sadece bankalar yükselmiş. E, diğer şirketlerde büyük hareketler olmamıştı. Dolayısıyla bankaların dengelendiği diğer şirketlerin de yoluna devam edebildiği ...bir ortama yeniden döndük. Yani daha... ...normalleşmeye hmm. çalıştığımız bir noktadayız... ...diyebilirim. Ee, tabi bankalarda burada alınmış hala çok yüklü bir pozisyon var. Viyop tarafındaki kontratlara baktığımızda... ...hala çok yüklü. Özellikle o bir aracı kurumun... ...isim vermiyorum, herkes biliyor zaten... E, ...hangi aracı kurumdan bahsettiğimi... ...bankalardaki kontratları satın alan kurumun... ...adını. E, onların hala... ...yüksek şekilde pozisyon devam ettirdiğini... ...görüyoruz. Zaten ee, öyle bir söyledin ki anlatayım e, 4, ayaklı işte miyav diyor ama kedi demedi yani be. <laughs> evet yani takas verisi olan herkesin acı kurum dağılımı gören herkesin bir de 10 saniyede bulabileceği bir şeyden bahsediyorum zaten. Ee, onların hala çok yüklü bir pozisyonu var. Dolayısıyla burada e, bir risk de var. Yani vadeli işlem tarafında çünkü kontratların teminatları da değiştirildi ve teminat tamamlama çağrıları ciddi boyutlara ulaşıyor her geçen gün. Ee, dolayısıyla orada bir kurum riskinden de bahsetmek söz konusu olabilir. Neyse nitekim bankaların dengelenmeye devam edeceği bir süreç bizi bekliyor. Yani ben bugün birazcık daha böyle daha hani eksilerde ama bu kadar taban olacak şekilde kapatmasını beklemiyordum özel bankaların. Kamu bankalarında bu normal. Çünkü kamu bankaları dörde falan katladı. Yani onların beş gün taban olması, işte dört gün taban olması falan daha normal. Özel bankalarda bu hareketin daha hızlı biteceğini hatta ben yarın biteceğini düşünüyorum. Yani yarın taban olmalarını beklemiyorum açıkçası özel bankaların. Ee, ama yine negatif başlayacaklardır güne sonrasında ne olur orayı konuşmak çok zor ama kamu bankalarında maalesef bu hareket devam etme ihtimali daha yüksek diyebilirim ee, yani problem şu fiyatlama davranışının bozukluğundan hep bahsediyoruz biz tabi biz bunu hep enflasyon konuşurken konuşuyorduk ama fiyatlama davranışı burada da bozuldu ve maalesef buna göz yumuldu yani e, nasıl göz yumuldu diyeceksin ne bir açığa satış yasağı geldi ne bir kredili işlem yasağı geldi. Kredili bir işlem geldi. tarafında e, çeşitli şeyler, e, oranlar vesaire var ve bunlar uygulanıyor. O konuda haklısın ama e, açığa satış yasağına ben prensip olarak zaten temelde karşıyım. Yani yasakçı zihniyette olan Şöyle, bir şey. Şöyle, tabii yani ki, o, normal zaman piyasada açıkça olmayacaksın yani. Evet e, ama VBTS diye bir sistem var. Hı hı. Açılımı volatilite bazlı tedbir sistemi. Daha ne kadar volatil olabiliriz? Tedbiri uygulanması için bilmiyorum mesela. Ben daha volatil ne hatırlamıyorum. Evet, ne zaman girdi bizim hayatımıza? Ee, yıllardır var ya. 2-3 yıl oldu herhalde. Yani şimdi yıllardır kavramımız birbirinden farklı tabii. Evet. E, yani daha önce, yani ben prensip olarak yasaklara e, karşıyım, ama zaten hani benim karşı olmamın da bir haber değeri yok sonuç itibariyle. E, ya, bir çifte standart burada kullanılıyor? Evet, Hı -hı. o Başkasına İlk uygulanan yasaklar ben... burada uygulanmadı. Ee, aptik kuralı daha dün geldi. Ondan önce gün geldi. Yani ki saçma bir kural, çok bir etkisi olmayan bir kural. Bir kademe yukarıdan aşağı satış yapılması falan. Ee, önemli değil. Yani burada aslında göz yumulan bir hareket var. Yani Hazine Maliye Bakanlığı'nın tweet'i regülatör kuruluş tarafından retweet ediliyor mesela. Mesela ne kadar doğru? büyük tartışma yani regülatörün araştırması gereken bir borsa hareketi regülatör tarafından destekleniyor günün sonunda retweet edildiği için. Yani bilmiyorum garip bir hareketti. E, evet, Acaba